Alex. Sonunda kavuştunuz be. Hala inkar edecek misiniz? Sultanın hiçbir suçu yok. Ben düştüm peşine. Mektuplardan bahsedelim. Gizli gizli buluşmalardan. Bunun bedeli nedir sen biliyor musun? Ne istiyorsun benden? Öleceksin Hürrem Hatun. Bu ortaya çıktığı vakit hünkârımız bizzat kendi verecek ölüm emrini. Sadece sen olsan da iyi. Çocukların da. Bir bir boğdurulacaklar. Böyle bir annenin evlatları hayatta kalabilir mi? Hayır. Hayır, olamaz. Olur. Usuller ve kaideler böyle emrediyor. Af yok. Affet beni sultanım. Baştan gitmeliydim. Dinlemedim seni. Onun hiçbir suçu yok. İbrahim Paşa. Ben hünkârıma ihanet etmedim. Ateşlerde yanmaya razıyım ama bunu kabul etmem. O benim canımın sultanı. Çocuklarımın babası. Leo'yu öldü biliyordum. Bu söylediklerini kimse dinlemez. Kimse inanmaz sana. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, ben İbrahim Paşa'ya haber vereyim. Burada bekliyorum. Bir de soğuk şerbet getir. Hürrem Sultan'a da haber ver gelsin. Çeşitçilere haber verin. Hünkârımıza şerbet gidiyor. Hünkârımız gelmiş. Bahçede bekliyor. Yalan söylüyorsun. Gel kendin bak. Gördün mü?
Şimdi değil Hürrem Hatun. Ben yalan söylemem. Buraya gelin. Kuvvetli bir zehir. Çok süratli netice verir. Evvela felç ediyor. Sonra ciğerlerin patlıyor. Ağzın kan doluyor. Kendi kanında boğuluyorsun. Vakit geldi Hürrem Hatun. Bana acıma. Ama evlatlarımı bağışla. Ben seni uyardım, hatırla. Büyük lokmayı büyük laf etme dedim. Bak şimdi. Kaderim benim elimde. Paşam. Onu bırak. Beni öldür. Sen artık kes sesini. Yalvarma. Bu odadan kimin çıkacağına sen karar vereceksin Hürrem Hatun. Sağ ol Nigar Kafa. Sayende bu büyük meseleyi çözeceğiz. Afiyet olsun. Haber verdin mi? Söyledim. Geliyorlar hünkârım. Acele et, sözünü tut. Vakti geldi. Yaklaşmayın! Onun geldi Süleyman. (Gülüyor)
Zaten öldüm. Canımı, aşkımı aldın. Şimdi ben senin canını alacağım. Yolla! Sen kimsin be melun? Çağırın. Senin cariyen beni öldürmeye teşebbüs etti. İbrahim nerede? Bahçeye hünkârımızın yanına çıktı.
biliyor. Demek Layoş yolladı seni. Evet. Korkun efendimizden. Sultan Süleyman öleceksin. Hünkârım. Bu hatun başından beri beni öldürmek için buradaymış. Hürrem. Hürrem, paşamı yaptırmış. Senin canını alması için sadık ayımı tutmuş bu sarayda. Gel Hürrem, otur şöyle. Atın aynı zindana. Durun, bırakın beni, bırakın. Öleceksiniz! Hepiniz öleceksiniz! İyi değilsin sen. Aklın başından gitmiş senin. İyiyim hünkârım. Aklım başım da benim. İbrahim Paşa'ya ne söyledin sen öyle? Hünkârım, İbrahim Paşa ne yaptı biliyor musunuz? Gel kalfa, hekim çağırın. Hayır, hayır. Lüzum yok. Gel kalfa, bir su getir sultanımıza. Bargalı. Bu hatun evvela valideme sonra Hatice'me hizmet etti. Benim şehzadelerim ona emanet edildi. Layoş'un gönderdiği katil benim sarayıma, benim haremime nasıl girer? Bana cevap ver. Hünkârım, matrakçı Victoria'yı sokakta bulduğunu söyledi. Yaralıymış, gariban sanmış. Saraya getirdi. Ben de matrakçıya güvenerek aldım hareme. Bu hatunu bizzat sorgulayacaksın. Ben de yanında olacağım. Bu işte parmağı olan herkesi tek tek öğreneceğim. Ve hepsinin tek tek kellesini alacağım. Hepsinin. Buna matrakçı da dahil. Hünkârım. Hürrem, hadi gel biz yukarı çıkalım. Burada kalamam. Saraya dönmek istiyorum. Hürrem, sen iyi değilsin. Ne olur benimle gel. Beni bırakma. Bu saray düşmanla dolu. Hürrem Hatun aklını başına devşir. Ne demek bu? Bence sen de buradan git sultanım. Bu saray kötülük yuvası. Hürrem, kendine gel. Yeter artık, üzülme. Karnındaki sabiyi düşün. Bu hamilelik senin muvazeneni iyice bozmuş. Haydi. İbrahim Paşa, derhal matrakçıyı getirsinler bana. İğnenin deliğinde dahi olsa bulsunlar.
Thank you.